Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte asitler, bazlar ve tuzlar ünitesindeki 5. tarama testimizi çözeceğiz. Ders notlarımızda arkadaşlar bu tarama testleri PDF aşağıda açıklama kısmında ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Konumuz hayatımızda asit, baz ve tuzlar. Açıklamada diğer bütün TYT ve AYT videolarında da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir eksiniz varsa oradan tabii ki giderebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın diyelim ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci soru: yukarıda verilen gazlardan kaç tanesi asit yağmuru oluşumuna sebep olur demiş. Arkadaşlar, asit yağmuru oluşumuna sebep olan gazlar asidik oksitler. Baktığınız zaman burada asidik oksit olması için ne olması gerekiyor? Bir ametalin zengin oksidinin olması gerekiyor. Yani oksijen sayısı ametal sayısından daha fazla olacak ki asit özellik göstersin, asit yağmur oluştursun. Karbondioksit, bakın, oksijen sayısı ametalden daha fazla, asidik oksit arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kükürt dioksit, yine oksijen sayısı ametalden daha fazla. Ve azot dioksit arkadaşlar, oksijen sayısı ametalden daha fazla olduğu için asidik özellik gösterir diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Özellikle suların kireçli olduğu yerlerde çaydanlıkta zamanla kireç tabakası oluşur. Birçoğunuz arkadaşlar bununla karşılaşıyorsunuzdur zaten. Oluşan kireçten kurtulmak için maddelerinden hangileri kullanılabilir? Arkadaşlar, buradaki mevzu şu. Buradaki kireç bazik özellik gösteriyor. Bazik bir maddeyi bertaraf etmek için asidik bir madde kullanmamız gerekir. Yani siz bunu istediğiniz kadar sabunla yıkayın. Sabun da bazik olduğu için bunu etki etmez. Veya bulaşık deterjanını yıkayın, etki etmez. Bunun üzerine asidik bir madde ekleyeceksiniz ki tepkimeye girip onu parçalasın arkadaşlar. O zaman limon tuzu asidik olduğu için olabilir. Sirke de asidik olduğu için olabilir. Ama dediğim gibi limon olmaz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği bu soru için. Hemen devam edelim. Üçüncü sorumuz: temizlik malzemeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Cilde temas halinde bolca suyla durulanmalıdırlar. Evet, doğrudur arkadaşlar. Çünkü kimyasal madde bunlar, temizlik malzemeleri genelde de bazik. Dolayısıyla aşındırıcı özellikler oluyor. Atık su tesisatına zarar verebilirler. Kesinlikle arkadaşlar doğrudur. Çok fazla kullanılmaları çevre zararına da sebep oluyor. Zaten onu da yazmışız. Aşırı kullanılması su kaynaklarının daha temiz olmasını sağlar değil. Tam tersine arkadaşlar, aşırı kullanımı, değil mi, su kaynaklarında ne yapar arkadaşlar? Olumsuz yönde etkiler. Cevabımız 1 ve 2. Dördüncü soru: cam, deterjan, kağıt, selüloz ve sabun yapımında sularda sert giderici olarak kullanılan madde hangi tuzdu arkadaşlar? Tabii ki sodyum karbonat. Sodyum bikarbonat neydi? Kabartma tozu ya da yemek sodası dediğimiz amonyum klorür nişadır, değil mi? Sodyum klorür zaten sofra tuzu olduğunu biliyorsunuz. Hidrojen klorür de tuz ruhu dediğimiz madde. Beşinci sorumuz: aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin sonucunda tuz oluşmaz demiş arkadaşlar. Bakın, birincisinde ne var? Amonyak ve HBr. Burada arkadaşlar ne oluşur? Amonyaktan amonyum oluşuyor her zaman. Amonyum bromür oluşur. Bakın, burada CH4 metan gazı oksijenle tepkimeye girdiği zaman karbondioksit ve su oluşur arkadaşlar. Burada bir tuz tabii ki yok. Burada magnezyum klorür tuz oluşur. Metalle asit tepkimeye girdiği zaman, öyle değil mi arkadaşlar? Ne oluşması gerekir tabii ki? Tuz oluşması gerekir. Yine burada kalsiyum ve nitrat arasında kalsiyum nitrat tuzu oluşur. Metaller asitlerle tepkime girdikleri zaman tabii ki tuz oluşuyor. Burada da yine bir asitle bir baz arasında tepkime neticesinde bir tuz oluşmasını bekliyoruz. Altıncı soruda der ki, asit yağmurları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sadece sanayi tesislerinin olduğu yerlerde meydana gelir. Arkadaşlar, bu yanlış. Tabii ki rüzgarla beraber yüzlerce kilometre ileriye geriye taşınıp çok farklı coğrafyalarda da maalesef zarara sebep oluyorlar. Yani sanayi bölgelerinden çok uzaklarda da etkileri oluyor. Tarım için faydalıdır. Kesinlikle arkadaşlar yanlış. Tarım için tabii ki çok zararlıdır. Toprağın yapısını bozuyor, bitkilerin yapısını bozuyor, değil mi? Kesinlikle çok zararlı. Tarihi eserlere zarar verirler. Hem tarihi eserlere, hem binalara, hem otomobillere arkadaşlar çok ciddi zarar verdiğini biliyoruz. Yedinci soru: çamaşır suyu ile ilgili. Evet, bazik bir maddedir. Aynen arkadaşlar, bir temizlik maddesi. Zaten elinizi sürdünüz mü, tecrübe ettiniz mi bilmiyorum ama sürdüğünüz zaman kaygan olduğunda görürsünüz.
Tuz ruhu ile karıştırılarak kullanılması sakıncalıdır. Kesinlikle arkadaşlar, burada klor gazı açığa çıkar. Klor gazı da çok zehirli bir gaz olduğu için kesinlikle bu şekilde kullanılması tavsiye edilmiyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Dezenfektan özellik gösterir. Aynı önemli arkadaşlar. Mikropların kırılması için değil mi? Dezenfekte edilmesi için, ortamın hijyen sağlanması için kullanılır. 8. soru. Yukarıda verilen tuzların özellikleri, yani asidik, bazik, nötr şeklinde hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Bunun için hangi asit ve hangi bazdan oluştuğunu bilmem gerekiyor benim, bakın. Şöyle, bu NaOH'dan geliyor buradaki sodyum iyonu. Bu da arkadaşlar şöyle HCl'den geliyor. Dikkat edin, bunlardan NaOH kuvvetli, HCl de kuvvetli. İkisi de kuvvetli olduğu için arkadaşlar oluşan tuzun ne olması gerekir? Nötr olması gerekir. Bakın burada amonyum nereden geliyor? NH3'ten geliyor. Cl nereden geliyor? HCl'den geliyor. Dolayısıyla ikisinin tepkimesi kuvvetli asit ve zayıf baz olduğu için bunlar asidik özellik gösterir diyoruz. Sonuncusunda da bakın NaOH gördüğünüz gibi ve HCN'den oluştuğu için, burada NaOH kuvvetli baz, HCN zayıf asit olduğu için bu da bazik özellik gösterir. Cevabımız D seçeneği. 9. sorumuzda yukarıdaki denklemlerde oluşan tuzların formülleri hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Bakın lütfen, burada bir tane OH var. Burada iki tane H artı var. Bunların sayılarını eşitlemek için OH ve H artının ne diyeceğiz? Bunun başına 2 yazarız diyeceğiz. 2 tane Na olduğu için Na2, bir tane CO3 olduğu için arkadaşlar Na2CO3, gördüğünüz gibi sodyum karbonat bu şekilde. Bakın buraya. Kalsiyum hidroksitte 2 tane OH var. H2CO3'te de 2 tane H artı var. OH ve H artı sayıları eşit olduğu için bunlar birebir tepkime giriyorlar. Bir tane kalsiyum, bir tane karbonatla birleşiyor. Burada yine tesir değerli ikisinde 1 olduğu için bunlar da birebir tepkime giriyorlar. Ne diyoruz buna da? Amonyum klorür diyoruz. Ne olmuş oldu? Bakın gördüğünüz gibi. Birincisi Na2CO3 dedik. Evet, bulalım. İkincisi CaCO3 dedik. Evet. Sonuçta arkadaşlar NH4Cl herhalde cevabımız C seçeneği. Geldik 10. sorumuza, bakalım. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi tuzdur demiş. Arkadaşlar tuz olması için ne olması gerekiyor? Bir anyon ve bir katyondan oluşması gerekiyor. Bakın lütfen, amonyum klorür. Amonyum ve klor iyonlarından oluşmuş. Doğrudur. Sodyum klor. Sodyum ve klor iyonlarından oluşmuş. Arkadaşlar bu kovalent bağlı bir bileşik, iyonik bağlı bir bileşik değil. Bu HCN arkadaşlar, hidrojen siyonür, yine kovalent bağlı bir bileşik, iyonik bağlı bir bileşik değil. Karbonik asit adı üzerinde arkadaşlar, bu da yine kovalent bağlı bir bileşik. Potasyum nitrat, bakın potasyum ve nitrat iyonlarından oluşmuş. Hidrojen florür kovalent bağlı bir bileşik. Amonyak kovalent bağlı bir bileşik. Sodyum ve karbonattan oluşuyor arkadaşlar. Bu da nedir? Bir tuzdur diyoruz. Cevabımız gördüğünüz gibi C seçeneği 4. 11. soru. Yukarıda bazı tuzların formülleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar sodyum karbonat, bakın burada gördüğünüz gibi verilmiş. Sodyum klorür NaCl. Sodyum bikarbonat arkadaşlar, bu kabartma tozu. Sırada ne oldu? CbA mı oldu? CbA, CbA. Evet. Gördüğünüz gibi C seçeneği. Asit yağmurları yargılarından hangileri doğrudur demiş. Fosil yakıtların kullanılması neticesinde oluşurlar. Aynen öyle arkadaşlar. Biliyorsunuz fosil yakıtların neticesinde asidik oksitler oluşuyor değil mi? Doğaya zarar verirler. Kesinlikle asit yağmurları doğaya çok ciddi zararları var. Azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılmalıdır. Kesinlikle öyle. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi fosil yakıtların kullanımının önüne geçmek için arkadaşlar tabii ki çok önemlidir diyoruz. 13. Tuzlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bakalım beraber. Gıda endüstrisinde kullanılıyor. İyonik yapılı bileşik bunlar. Doğru arkadaşlar. Suyun donma noktasını düşürdüğü için kışın yollara dökülüyor. Biliyorsunuz bunu zaten. Karla buzla mücadelede çok çok kullanılıyor. Sulu çözeltileri elektrolit. Ne demek elektrolit? Elektrik akımı iletir demek. Aynen öyle. Asit baz tuz çözeltileri elektrik akımı iletiyorlar. Organik bileşiklerdir demiş. Hayır arkadaşlar, tuzlar organik değildir. Anorganik yapılı bileşiklerdir diyoruz. Ve geliyoruz arkadaşlar son sorumuza. Abone değilseniz abone olmanızı, videoyu beğenmenizi, yorum yazmayı, eş dostla paylaşmanızı sizden rica ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Amonyak ve tuz ruhunun tepkimesinden. Amonyak ne arkadaşlar? Bu. Tuz ruhu ne?
bu. Tepkimesinden oluşan halk arasında nişanlıdır diye bilinen tuzun formülü nedir arkadaşlar? Bunlar birleştiği zaman oluşan tuz. Tabii ki NH4Cl'dir. Cevabımız B seçeneği. Kendinize çok iyi bakın. Kazanım kavrama testlerini de çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Çözümleri kanalımda mevcut. Görüşmek üzere.